Sancar oğlum. Ana kızları toplamaya gidin. Yahya yarabe gelsin. Konuşacağız. Gidiyoruz. Ahretlik. Sen de bizle gel. Şimdi bütün avukatlar burada olsun. Sancar Bey, Japonlarla toplantı ne olacak? Hukuk departmanı çağır. Japonlar gelmek üzeredir. Toplantı ne olacak? Ertele. Daha sonra da dernekten gelecekler. Yörük soyu için. Gediz, ne oluyor? Neden avukatları çağırdınız? Ayrılıyoruz. Ne? Nasıl ayrılıyorsunuz? Ortaklığı mı bitiriyorsunuz? Saçmalamayın. Ya tamam, ben iş falan istemiyorum. Sen de git o kalın kafalıya söyle, ben Nari'ye iş vermiyorum de. Oturalım, konuşalım, barışalım de. Ha? Nari, bana müsaade eder misin? Sancar, Sancar bak. Sancar bak, siz benim yüzümden ayrılamazsınız. Siz ikiniz sadıçsınız, ortaksınız. Siz ikiniz bunca yıl... Çık dışarı, çık. Çalışıyor. Sübhanallah, Allah Allah, Allah Allah.
Ne lan bu janjanlı hareketler? Genç kız biz oğlum biz. Al buyur. Dedim ben sana. Üflemez dedim. Benim sadıcım beni kırmaz. Hadi sadıcım. Üç deyince birlikte. Ne yapacağız? Bir. İki. Hadi lan. Gıcıklık yapma lütfen üfle, ne olursun benim için. Senin için. Üç. Bravo, bravo. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sadıçlar Ortaklığı'nın 7. yılı sebebiyle herkese 7'şer yevmiye. Yedi genç, yedi. Pastaları yerken yaya da atacak. Ana ya, patron çıldırdı ya arkadaş. Gel vatandaş, gel. Hadi bakalım. 7. yılımız kutlu olsun ortağım. Allah bize nice paralar, mallar, mülkler versin. Amin. Allah gözüm doyursun lan. Ama yine de amin. Allah ayırmasın Sadıç. Amin Sadıç. Buyurun. Halise Efeoğlu, Yahya Efeoğlu ve Zehra Efeoğlu'nun vekaletleri sizde Sancar Bey. Bu durumda onların hisseleri hakkında karar siz veriyorsunuz. Aynen. Müge Işıklı'nın vekaleti sizde Gediz Bey. Sizin kararınızı kabul edecek. Doğrudur. O zaman ayrılma kararınız kesin olduğuna göre oteller, benzin istasyonları, zeytinlikler, marina hisseleri eşit oranda paylaştırılacak. Onaylıyor musunuz? Marina istemem. Nasıl efendim? Duydun. Ben mi mallar mı? O ne lan? Ya mallar gidecek ya ben. Hangisi? Ha. Sen de bir çeşit malsın ama... Sen tabi oğlum. Yemişim malını. Aslan. Burası da dahil mi? O kadar uzun boylu olmasın be Sadıç. Büyük dedemin diktiği ağaçlar var burada. Bak şu zeytin var ya. Rahmetli babam yarıcılık yaparken onu beraber dikmiştik. Öbür mallara değişmem ama. Bir zeytinlik etmiyorsun Sadıç. Allah Allah. Sen de bir marine etmiyorsun. Ben de marineyi sana değişmem. Allah Allah. Yok lan yok. Sen kal yeter. Yemişim marinasını. Tamam lan ağlama. Kaldım gitti. Ama vasiyetime yazacağım. Ölürsem
Mayrına gedizindir diye. Tövbe tövbe. Allah gecinden versin. Bir ayrılmak yok, bir ölmek. 120 yaşına kadar her şeye ortağız. Yarın yanağından gayrı. Yarın yanağından gayrı. Sancar Bey, Marina'ya verirseniz zararınız çok yüksek olur. Bir daha düşünün. Marina Gedizada kalacak avukat. Ben de zeytinlikleri istemem. Genelde bu tür ayrılıklarda mal kavgası çıkar. İlk defa karşı tarafa mal bağışlayan ortaklar görüyorum. Emin misiniz? Saatler oldu. Ne zaman bitecek bu toplantı? Bilmiyorum. Sancar Efe beni işe aldı. Sen öyle kafana göre gelip bu masaya oturamazsın. Bu oda benim, bu masa benim. Kime diyorum ben ya? Dinlesene beni, hey! Düğün bastığın yetmedi, şimdi bir de toplantı mı basacaksın? İstifa ediyorum. Bitirin şu saçmalığı artık. İşlemler uzamasın. Ya siz çocuk musunuz? Çağırsanız avukatları. Nari sen karışma. Karışırım. Şu sana ağır gelen varlığımı çekiyorum işte ayağının altından. Daha ne istiyorsun? Nesini anlamıyorsun sefilin kızı? Senin varlığın bile bana son. Ağır. Çok ağır lan. Çok ağır. Yoksa dostundan ayrılmak sana ağır gelmiyor mu Sancar Efe? Ona dostluk ağır geldiyse, varsın bana da ayrılığı ağır gelsin. Sancarım, selamun aleyküm. Sağ ol Gazi amcam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk da, sen de hoş hoş kaçıyorsun gibi. Oğlum bizim toplantımız yok muydu? Bütçeyi teftişe çağırdınız. Ha, şu sponsorluk işi. Tamam abi, siz şey yapın. Gediz yukarıda, onunla konuşursunuz. Sancarım, bu sefer ne zeybek oynayacaksınız? Kerimoğlu mu, Harmandalı mı?
Yasin amca kusura bakma, ben bu sene gelemeyeceğim. Kafayı mı yedin oğlum? Sancar Efe'nin zeybek oynamadığı bir toy nerede görülmüş? Kusura bakma Yasin amca. Siz yukarıda şey yaparsınız, konuşursunuz. Yediz. Ya Gediz, bunalıma girmenin sırası mı? Hadi git şunun peşinden, ikna et onu. Barışalım de. Hadi bir şey yap Gediz ya. Gediz, bu Sancar iyi mi yeğenim? O ne ara hanım kızım, sen de mi buradaydın? Gediz. Kendinize Yasin amca. El öpenin çok olsun. Orhan abi. Pek de hoş bulmadık. Senin bu sadıcın zeybeye çıkmayacağım dedi. Öyle mi dedi? İyi madem biz bu sene yokuz. Lan toyun sponsoru sizsiniz lan. Her yere afişleri, pankartları astık. Misafirler geldi. Otelleri yerleştirdik. Bir sürü masraf. Ne olacak gari? Masrafları karşılarız gari. Biz yokuz diyorum ya. Tamam, sponsor biziz yine. Sponsor gene taş düşsün lan kafana. Cicili değnek. Yasin amca, ayıp oluyor. Hale kızım, kusura kalma. Kızdım da öyle dedim. Bunun büyük dedesi, Cumhuriyet ilan edildiği gün... Sancar'ın büyük dedesiyle karşı karşıya Muğla Meydanı'nda zeybek oynadılar. O günden beri adettir, gelenektir. Evet evet, biliyorum ben de. Hatta bir keresinde babam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda beni toya götürmüştü. Orada Sancar'ın babasıyla Gediz'in babası karşılıklı zeybek oynamışlardı. Tabii ben o zamanlar bu cicili değneği tanımıyordum ama... babasının da belediye başkanı olduğunu falan bilmiyordum tabii. Yasin amca, kusura bakmayacaksınız artık. Biz bu sene yokuz. Bizim yerimize başka biri oynayıversin. Yazıklar olsun lan. Babam belediye başkanıyken bile bir gün makamında oturup durup demedi. Her bayramda, her toyda gelip Kerim Efe ile beraber zeybek oynadı. Siz kim oluyorsunuz da bu geleneği yıkıp gidiyorsunuz? Gediz bak, herkes etkilendi kavganızdan. Sadece siz ayrılmıyorsunuz. Aileniz de ayrılıyor, çalışanlarınız da ayrılıyor. Belki de koca bir tarih ayrılıyor. Lütfen artık vazgeçin şundan. Bence bu sizin düşündüğünüz kadar basit bir şey değil. Lütfen bir düşünün. Arkadaşlar biz Sancar Bey'le yollarımızı ayırdık. Manada'da değişen hiçbir şey yok. İşler eskisi gibi kaldığı yerden devam edecek. Gediz Bey. Benim işim ne olacak? Sancar Bey bu sabah beni işe aldı. Siz kimdiniz? Neyse ne, kim sen kimsin? Geçici patronunla konuş. Nari Hanım, yeni dış ilişkiler müdürümüz. Nari, bu da Deniz. Seni herkesle tanıştırır. Deniz, ben yokken bütün yetki kendisinde. Onu bilgilendirirsin. Kolay gelsin. Verdim. He, he.
Ben seni yendim. Ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni yenemezsin. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Allah Allah ya. Babasının kızı. Meleğim, biliyor musun, biz bu oyunu babanla da oynardık. Baban da beni hep yenerdi. Ama onun ayakları 1,5 metre. Size ne oluyor küçük hanım? Ben babamın kızı değilim. Ben annemin kızıyım. Gidiz annemi ne zaman iş bulacak? İşmiş hikaye. İş bulup seni alması da hikaye. Bize... Bu eve alış artık, tamam mı babam? Dedeme verdiğim parayı ödemek için kaç gün kalmam lazım burada? Babam?